Merhabalar arkadaşlar, bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere semizotu diye bildiğimiz pirpirim bitkisini anlatacağım. Malabar ıspanağına değineceğim ve yanında birkaç farklı tür inşallah. Burada balık kasalarında ve bazı kapkacakta diyelim tohum yetiştirmiştim. Onların içinde çıkan farklı bitkiler, işte çeri domates, sarmaşıklar, kozmos vesaire. Gerçi arsız olanlar büyümüş. Bütün ektiklerim çıksaydı zaten abat olmuştuk. Hepsinin çıkması mümkün değil. Şöyle çeri domatesler, şöyle biber. Evet, malabar ıspanağını görüyorsunuz şu anda. Küçük bir fide. Şöyle burada 3 tane var. Bir tanesini de ayrıca saksıda ötede konumlandırdım. Şimdi size göstereceğim. Evet, bilgilerinde öyle orada anlatırım arkadaşlar. Bir biber var burada. Şöyle bakalım. Bu da eşimin yaptığı bir bitkileri konumlandırmak için bir tasarım arkadaşlar. Çok böyle altta ıvır zıvır var. Çok şu anda estetik görünümü yok. Şöyle raf koyacak şeyler yaptı ona. Bu şekilde şimdilik böyle alel usul yerleştirdik. Burada bir kabak var. Farklı süs kabağı arkadaşlar. Şöyle tutayım. Net görünmüyor. Onu bir halledelim şöyle. Evet, süs kabağı bir tane verdi. Aslında bunu yere diksem çok daha iyi olacak. Bakalım, denerim. Yaz patları var. Fesleğenler var. Karşıda yine domates, biber vesaire. Evet, pirpirim dediğimiz semizotu arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Bilgilerini yukarıda bir sofra kurdum. Daha doğrusu birkaç bitkiyi koydum. Orada anlatacağım. Hemen şurada bir yine çok şifalı meyvesi olan bir bitki ki kudret narı arkadaşlar. Sindirim sistemi hastalıklarına, sindirim sistemi kanserlerine çok iyi, faydalı olan bir tür. Özellikle mide, ünser gibi rahatsızlıklarda bunun meyvesinden yapılan kür çok faydalı olmakta. Şimdi şöyle en alt bahçedeydik. Şimdi şöyle bir çıkalım. Size bir sofra kurdum. Çiçek sofrası tabii, bitki. Farklı bitki. Malabar ıspanağı var içinde. Ve bazı sukulentler, onlarla ilgili. Şöyle ağaç hatmisine şöyle bir bakın. Açmaya başladı. Tek tek. Bahçemde. Şöyle gidelim. Hem bahçeme göz gezdirin. Pandora Yasemin de azar azar devam ediyor tek tük açmalara. Pandora Yasemin'in videosunu yaptım. Harika açmıştı o zaman. Merak ediyorsanız o görselini orada bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göz gezdirdik bahçeye. Şöyle bir bakın. Yani bazı arkadaşlar, yani bazı tek tük oluyor, çok değil. Hani bana çok karışık bahçen, düzensiz falan diyor ama şöyle bir genel olarak baktığınız zaman hem yaz sıcak, nasıl yapalım? Yani ara ara yapmaya çalışıyorum ama mümkün değil. Hepsine hakim olamıyorum. Yani ara ara elden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir çarkı felek. Şöyle bir bakın. Bu her yerde bitiyor zaten. Pasiflora. Şu sardunya harika açmış. Onu da bir görün istiyorum. Şöyle şu mor kutuda, mor saksıda gövdesi, kökü. Şöyle devam edelim. Sofraya geçelim. Burada güneş yansıyor çünkü. Mavi yaseminleri geçelim. Evet arkadaşlar. Sofra burada. Şöyle burada bazı bitkileri de size göstereyim. Evet, ortada gördüğünüz saksıya diktiğim malabar ıspanağı. Baharda tohumları ekilmekte. Nisan, en geç Mayıs gibi ekilse. Haziran'da bile ekildiği zaman çıkmaktaymış arkadaşlar. Bu bitkinin ana vatanı Hindistan'ın Malabar sahilleri ve Endonezya'ya özgü bir tür. O yüzden malabar ıspanağı denmekte. Bilimsel adı Baselia alba. Albaea. Neden? Şeyden, beyaz çiçeklerinden dolayı öyle bir isim söylenmiş. Yani öyle bir tür. Bu sarmaşıktır arkadaşlar. Oldukça uzar.
Sukulente benzer etli yapraklı. Dediğim gibi yemeği yapılıp kullanılan bir tür. İleriki dönemlerde ya yere dikerim bunu ya da yere diksem daha iyi olacak. Ya da büyük saksıya koymak gerekiyor yanına bir sopa ile. Evet, hemen arkasında bir türüm var arkadaşlar. Bunu seradan aldım herhalde farklı diye ya da bilemiyorum. Yaprakları sürgün verdiği zaman bu nedir diye çok sordum kendi kendime. Sonra böyle çiçek açtı. Herhalde dedim mavi diye almışım. Mavileri seviyorum. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Mavi bir yavşan otu diye çıkıyor. Değişik değişik isimler çıkıyor. Söylemeyeceğim çünkü yanlış, hani yanılabilirim. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Zaten çok nadir görülen bir tür olduğu için belki rastlamayacaksınız hayatınızda ama şöyle bir bakın. Ama kırsal kesimlerde yaşayan arkadaşlarımız olabilir kendi bölgelerinde. Eğer öyle bir şey olursa bana yazın arkadaşlar. Mesajlarınızı bekliyorum. Çok memnun olurum. İsmi ne, yöresel ismi nedir veya hangi bölgelerde bununla ilgili bilgi gelirse sevinirim. Şöyle yakın göstereyim. Tırtıklı yaprakları var, otsu, şöyle de çiçekleri var. Nanenin de çiçeklerini gösterecektim size. Nane çiçeğine de benziyor. Hemen burada sarı abutilonu göstereyim. Abutilon videomda abutilon yani ağaç küpesi bilgilerini anlatmıştım arkadaşlar. Ama bunu da şöyle güzel açmışken görün istiyorum. Bahçemdeki bütün açan çiçekleri muhakkak gösteriyorum, göstermeye çalışıyorum. İlla konusu olduğu zaman değil. Çünkü bazıları konusu olduğu zaman açmamış oluyor. Onları da onlardan da mahrum kalmamamız gerekmekte. Böyle bir güzellik açmışsa onu görmeliyiz. Hemen altında şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Hosta, Ağustos zambağı diyoruz. Çok seviyorum. Ben özellikle Hakera denilen İzmir oyası ile bu hostayı böyle yan yana çok istedim konumlandırayım çiçek tarhlarında. Fakat olamadı. Kaç kere gitti yani Hakera dediğim. Bir türlü uygun şartlarını oluşturamadım herhalde. Hosta da aynı şekilde Bauhaus'tan bunun iki renklisini almıştım. Yaprağı iki renkli çok hoş. O da açamadan gitti. Başaramadım. Bazı tanıdıklardan doğal yerli türlerini aldım. Eş dosttan. Onlar da baharda böyle yeni tazelendiği zamanlarda salyangozların hücumuna uğradı. Artık bir takım önlemlerle şu anda varlar. Mor renkli olanı açmıştı geçmiş videolarda. Hangi video olduğunu şu anda hatırlayamayacağım arkadaşlar. Bir videomda mor olanı hatta Seracı, rahmetli Seracı arkadaşımın hatırasıydı bahsetmişimdir. Balkon bahçede görüntülemiştim. Onu bakarsanız diğerleri beyaz çiçekli ve yeşil yapraklı olanlar beyaz çiçekli ve özellikle çok hoş bir koku yayıyor arkadaşlar. O yüzden çok seviyorum, istiyorum ama henüz açmadı benimkiler. Bir yerdeydi. Onu görüntüleyebilirsem görüntülerim. Şimdi buna gelelim. Bu küçücük bir fide olarak yerde gördüm. Minicik bir fideydi. Tanıdığım bu nereden bilmiyorum tohumdan mı düştü? Hemen alıp böyle saksıya diktim. Birkaç aydır bu burada. Evet arkadaşlar bu öyle. Yani bir yerden sürpriz böyle ikram diyelim. Hemen yanında sukulent görüyorsunuz. Tam adını bilemiyorum. Echevera türlerinden biri mi? Senecio olabilir. Yani bunları çok detaylarını bilemiyorum. Sukulent olarak geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz şurada yavrularını? Şöyle alttan yavruları geliyor. Harika bir görüntü ya. Gerçekten her şeyin küçüğü çok sevimli. Yavrular çok sevimli. Şöyle bakın. Tabii bunu toprak ilave edeceğim. Sularken veya bilmiyorum topraklar veya düşüyor bazen de. Böyle bir durumda. Evet arkadaşlar bir de burada var. Onu da görün. Yavruları harika görünüyor. Evet sukulentleri işte soruyor arkadaşlar. Birçok sukulent çiçek açar mı diye genelde çiçeklere, renklere odaklanmış oluyor bazı kimseler. Ama sukulent cinsi ya da kaktüs cinsi formuyla zaten güzel bir
dekoratif unsuru olmakta. Gördüğünüz gibi şimdi şuna bakınca çiçek arar mı insanın gözü? Çiçekleri de bonus oluyor artık. Daha farklı. Tabii bitkilerin çiçekleri olmalı. Burada pirpirim dedik ya, semizotu, o var. Onun tohum halini göstereyim arkadaşlar. Bilgilerini yukarıda anlatacağım. Balkondaki bitkiyle anlatacağım. Evet, diğer semizotunun yanına geldik balkona. Bir saksı içerisinde birkaç tür çıktı. Ekilen tohumlardan hangisi daha baskın ise o türler çıktı. 2-3 tane fesleğen var aynı saksıda. Çiçeğe durdular. Şöyle tohuma hatta geçti bazıları. Bakarsanız. Bazen yapraklarından alıp kullanıyoruz yemek yerken. Burada masaya yakın. Burada bir sarmaşık var. Şöyle göstereyim ben onu size ki tanıyanlar bana söylesin. Bir asarına diye bir sarmaşık var. O olur diye ümit ediyorum. İnşallah kara gözlü suzan çıktı çünkü aşağıda biraz daha farklı. Asarina diye bir sarmaşık var. İnşallah odur. Bilenler söylesin. Gerçi çok yaygın olan bir tür değil. Bir yapı çiçek markette görmüş, almıştım, ektim ama çıkmadı çoğu. Bir bamya fidesi var ve biber fidesi var. Ve pirpirim dediğimiz, bunu ben tohumunu ekmedim. Bu kendisinden davetsiz misafir bahçelerde her yerde çıkar. Saksılarınızda çıkar arkadaşlar. Ama kendi kendine geliyor. Bize tabii davetsiz misafir diyoruz ama içeriği çok değerli bir bitki. Ana yurdu Hindistan olarak geçmekte ama Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılmakta. Tarih öncesi zamanlardan beri faydası bilinen bir bitki ve kullanılan bir bitki bu arkadaşlar. Hatta eski Çin tıbbında hastalıkların tedavisinde kullanılmaktaymış. Omega 3 açısından oldukça zengin bir bitki. Özellikle balık, et tüketmeyen, sevmeyen kimselerin bu bitkiyi en azından haftada iki kez tüketmeleri önerilmekte. İçeriğinde vitamin olarak A vitamini, B vitamini, B grubu vitaminleri, C vitamini bulunmakta ve ayrıca demir, potasyum, magnezyum, manganez, kalsiyum ve bakır bulunmakta. Adeta bir maden gibi bir bitki. Belki öylesine bakıp geçtiğimiz bu bitki birçok faydası var. Onları da şöyle sıralayayım arkadaşlar. Genelde başta kilo kaybına yardımcı olur. Kalp sağlığını iyileştirme özelliği var. Sağlıklı büyümeye yardımcı çocukların gelişimi açısından. Bazı kanserleri önlemeye de yardımcı, cildi korumaya, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, güçlü kemikler oluşturmaya ve kan dolaşımını artırmaya yardımcı olan çok kıymetli bir tür. Yani hemen inanın, bunları tekrar böyle dile getirdik ya, hemen şimdi bugün semizotu yemeği yapmak geldi içimden. En azından yoğurtlusu yapılabilir. Şu sıcak havalarda da gayet güzel gider. Evet arkadaşlar, semizotunu anlattık. Burada balkonda bazı sürprizler var. Onları bir göstermek istiyorum size. Bu şu bir... şu anda ismi hatırıma gelmedi ama çiçeği değil de aslında saksısını gösterecektim. Gelinimin hediyesi bu. Kahve fincanı tarzında. Sedum tür. Sedum siobeldi adı geldi aklıma şimdi. Bunun tek renklisi de var. Ama bu iki renklisi çok hoş gerçekten. Bitkilerde bazı cinslerin iki renkleri çok hoş duruyor. Aynı şekilde bu da iki renkli. Bu da bir tür sedum. Şöyle bakarsanız hemen arkasında açmaya duran sardunya var.
Pasiflora sarmaşığı üzerine biraz kapatmış ama zaten burası güney cephe arkadaşlar. Şöyle baktığınızda güney cephe olduğu için güneş direkt geliyor ve sardunyalarda yazın çok sıcaklarda direkt güneşte biraz iyi olmuyorlar. Şimdi şurada pasifloranın bir çiçeği açmış. Ona da bir şöyle göz gezdirelim. O da bize göz gezdirsin. Harika. Muazzam bir yapıda Rabbimin sonsuz kudretinin eserlerinden biri bu. Gerçekten baktıkça düşünüyoruz. Her bir zerresi, her bir milimetrik alanı ölçü ile bir hesap ile yapılmış arkadaşlar. Büyük bir mühendislik zekası gerektiren, baktıkça hayran olduğumuz, sonra da ne kadar aciziz diye düşündüğümüz ve o yaratıcıya teslim olduğumuz anlardan biri diyelim. Şöyle ben baktıkça kendimi alamadım. Şöyle uzaklaşalım biraz ve burada. Geçmiş videoların birinde, daha doğrusu yine en çok izlenen videolarımdan biri sukulent kaktüs videosu arkadaşlar. Yine burada balkonda birçok sukulentimi göstermiştim. Burada leş kaktüsü, daha doğrusu leopar kaktüsü de denilen bir kaktüsüm var. O tomurcuğa durmuş. Şöyle bir izleyicimiz şöyle demişti. Ben bunu tomurcuk sanmış, çiçek açacak diye tabir etmiştim sanıyorum. Bir izleyicimiz yorumlarda onun tohum kapsülü olduğunu söylemişti. Evet, zamanla olgunlaştı ve bugün görüyorum ilk defa şöyle açılmış ve etrafa yayılmış durumda. İpeksi bir tutunduğu yerler ve tohumlar sanıyorum bu şekilde bunlarla birlikte uçmakta. Sonra gittiği yerlerde büyümekte tekrar. Hemen orada bir aşkın gözyaşı görüyorsunuz. Muhakkak düşmüş, ben dikmedim. O da gözyaşları her yere düşüyor, böyle büyüyor. Bir de bu kaktüsüm ilk defa açacak. Onu da bir görüntüleyeyim şöyle. Hiç bilmiyorum. 2 senedir bende, belki de 3 senedir hiç açmamıştı. Şöyle bir tomurcuk görüyorsunuz orada, tüy yumağı gibi. Hemen burada bir de küstüm otu çiçeği var ki tohumdan çıktı. Şöyle bir küstürelim mi? Ay 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 ay, kıyamam ben sana. Hemen yapraklarını topluyor tutulduğu zaman arkadaşlar. Evet. Çok da güzel çiçekleri olur. Şöyle bakın. Küstüm otunu da böylece baktık, göz gezdirdikten sonra artık sonlandıralım diyorum videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Semizotu, pirpirim otu, onu anlattık. Malabar ıspanağına değindik. Bazı sukulent kaktüslere değindik ve bir pasifloraya göz attık. Herkese sağlıklı, güzel, renkli, huzurlu günler diliyorum.